Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve yeni Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Size yine iğneden ta iğne oyasını yani tığ çevirdim. Bir model hazırladım. Modelimiz şu şekilde. Çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim modelin. Bakın. Birebir iğne oyası ile aynı zariflikte olan bir model hazırladım. Evet. Bir tane çıkardım arkadaşlar. Bir tane de sizlerle yaparak modelimi anlatacağım inşallah. Evet. Modelim bu şekilde. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet şöyle iki tane çiçeğimizin arasında 15 tane tığ battı bırakıyoruz. Şuradan saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane yapmışız arkadaşlar. Şimdi bu tığ battı 15'e tam sizin de yapacağınız ara mesafe 15 olacak arkadaşlar. Bazen az bırakıyorum. Ama bu sefer tam bir şekilde mesafe bırakacağız. Şimdi tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik ve sıradaki tığ battıya bu şekilde 3 zincirde zürafalar hazırlayarak devam edeceğiz. Şöyle tığ battığımız da arkadaşlar 696 nolu videomda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Onu söylemeyi unuttum size hatırlatayım bakmak isteyenler için. Evet şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. Tekrar 3 zincir çekip sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 15 tane bu şekilde tığ battığı hazırladıktan sonra 5, 6 ve 7. Şöyle çevirdim. Bir tane tığ battığı bırakıp yanındaki tığ battının içine sık iğne ile sabitledim. Bakın bir zinciri çekip şöyle yuvamızın içine sık iğne ile bu bir zinciri sabitledim. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şu kısım yere tığ battıya değmemesi için bu şekilde ayarladım. Bakın bu sık iğne biraz daha yaprağın havada durmasını sağlıyor. Şöyle sık iğne ile sabitledikten sonra bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım yuvaya giriyorum 2 2 alarak trabzan yaptım tığımın başını bir tane artırıyorum bakın her seriflerinde tığı bir dolama artırarak ve hep de 2 2 alıyorum hiç tek almıyorum arkadaşlar hep 2 2 alarak bu şekilde yaprağımı şöyle kalın trabzanlarla oluşturuyorum şimdi 3 defa doladım aynı şekilde trabzan yapacağım 2 birbirine yakın yakın çekiyorum şöyle iki ve şöyle iki bir iki üç ve dört bu şekilde sıkı sıkı birbirine yakın yakın iki iki ve iki şimdi dört sefer doluyorum dört oldu yuvaya giriyorum iki 2, 2, 2 ve 2 alarak şimdi trabzan işlemini tamamladık. Son sık iğneli trabzanı yapacağız. Onun içinde bakın 5 defa tığımı doladım. 2, 3, 4 ve 5. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2, 2, 2, 2, 2 ve 2 alarak bu şekilde. Sonuncu trabzanı da yaptık. 4 tane zincir çekiyorum. Burayı sahte sık iğne ile dolduracağım. Normal sık iğne ile de doldurabilirsiniz. Buradaki amacım biraz iğneden tığ olduğu için şöyle zarif bir görüntüsünün olması arkadaşlar. Şöyle bir bakın tığımdaki ilmekten geçip üzerine bir zincir. Trabzanın arasından giriyorum. İlmek alıyorum. Tığımdakinden geçip üzerine bir zincir. Şöyle 5 6 7 8 sistemi inşallah net çekiyor. Nasıl olduğunu 9 10. 10 tane sık iğneyi yaptık. Bakın şu şekilde kenarına 11. i de bu 7 zincirli yuvanın içine şöyle sabitliyorum. Evet. Yaprağımız bu şekilde arkadaşlar güzel bir yaprak oluşturduk. Şimdi dalımız için buraya 9 tane zincir çekiyorum. Pardon. 11 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane zincirimi çekip buraya dal oluşturacağım. 7 zincirli yuvaya sabitliyorum. 7 tane de zincir çekip yukarı çıkacağız. 6 ve 7 tersini çevirdim. Bu 11 zincirin içine 7 zincirimi kapattım. Sık iğne ile sabitledim yani. 10 zincir. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Düz yüzüne çevirdim. Buradaki sık iğnemizle kapatmıştık. Onun arasına girip bu 10 zinciri buraya bu şekilde kapattım sık iğnemin arasına. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 yedi ve 8. Aynı şekilde bakın dalımızı tamamlamış oluyoruz. Yuvası bu 8 zincirimizi sabitledim. Bu dalımız, bu da çiçeğimiz için yuva. Dibine iki tane sık iğne yapıyorum ki aşağı kaymasın. Şöyle dalımızın çiçeği yere değmesin. Bu ikisi sık iğne de önemli. Yaprakta yaptığım sık iğne gibi bu sık iğneyi de yapmayı unutmayalım arkadaşlar ve 3 tane zincir çekerek Tığ battı. Ara mesafesini yapmaya başlıyorum. Bakın. Boş olan sıradaki boş olan tığ battıya kapattım. Şu şekilde inişimiz oldu. Şimdi 15 tane bu şekilde diğer yaprağın çiçeğini yapımı için yuvayı hazırlayacağız. Ara mesafemiz 15 yani. Şöyle tığ battıya 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle 1-2-3 zincir 3 zincirimi çekiyorum. 3 zincir 1 2 3 zincir kapattım. 3 zincir sıradaki yuvaya kapatıyorum. 1 2 3. Toplamda 15 tane bu şekilde Tığ battı yapıp sonra e, 7 zinciri çekip arkadaşlar yaprağın yuvasını hazırlayıp yaprağımızı ve bu şekilde dalımızı hazırlıyoruz. Şimdi çiçeğimizin yapılış kısmına geçelim. Evet şimdi bu 10 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. İpimi bu şekilde buraya sabitledim. Pembe rengi tercih ettim. Şöyle 9 tane zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9. Bu çiçekteki özellik ipi çok güzel esnettim. Bakın zincirleri de kalıp gibi sıkı sıkı çekti. Buradaki püf noktada zincirlerin sıkı çekilmesi. Bu çiçeğin güzel olmasının birinci şartı arkadaşlar zincirleri bu şekilde sıkı çekmek. 7 tane zincir çekiyorum. Şöyle ters çevirip bu yapmış olduğum 9 zincirin tam orta kısmından 7 zinciri sabitledim ve 13 tane de zincir çekiyorum 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 hemen düz tarafına çevirdim yine yeşil yuvanın içine 13 zincirimiz sabitleyip ilk çiçeğimin yaprağını hazırladık bakın bu şekilde Aynısından buraya 5 tane yapacağım. 9 zincir çekiyorum. 6 7 8 ve 9. Kapattım yeşil yuvaya ve 7 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 ve 7. 7 zinciri ters tarafından çevirdim. Şöyle kapattım. 13 tane sıkı sıkı zincir. 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 zincirimi çekiyorum. Şöyle bakın. Yeşil yuvanın içine ikinci yaprak olarak sık iğne ile sabitledim. Evet. Bu da ikinci yaprağımız. Şimdi yine 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yeşil yuvanın içine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Çevirdim. Buraya kapattım. 13 tane zincir. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Bakın bu şekilde oluyor. Ve yeşil yuvaya yine bu 13 zincirimi kapatıyorum. Sabitliyorum. Zinciri sıkı çektiyseniz korkmayın arkadaşlar. Çok güzel bir duruşu oluyor. Önemli olan bu zinciri sıkı çekebilmek bu oyanın püf noktası. 5, 6, 7, 8 ve 9. Yine kapatıyorum burayı ve 7 zincir 4, 5 6 ve 7 çevirdim sık iğne ile buraya sabitledim 13 tane zincir çekiyorum 5, 6, 7 8, 9 12 ve 13 hemen düz tarafına dönüp bunu yeşil yuvanın içine sabitledim 9 tane zincir 6 7 8 ve 9. Yeşil yuvaya kapattım. Ve 7 zincirle dönüş yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Çeviriyorum. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. Ve 13 tane zincir. 6 7 8 9 11 12 ve 13. Yeşil yuvanın içine ipimi kopardım. Evet. Modelimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın buradaki dediğim gibi püf nokta ipi esnetip zincirleri sıkı çekin. Hemen şu yıl, kestiğim ipleri yakıp temizleyip modelimize o şekil bakalım arkadaşlar. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bakın modelimi ütülemedim. Direkt yakıp hemen karşınıza daha önceki yapmış olduğum bu sarı çiçeğimi de ütülemedim. Şöyle hemen yapar yapmaz video çekimine başladım. Çok da güzel oldu arkadaşlar. İğne yasından farksız olduğunu düşünüyorum. Bakın şöyle tutayım. Evet. Işık açısından inşallah güzel çıkıyordur. Evet arkadaşlar yapmış olduğum modelim bu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. İğne oyamızı şöyle bir de tersinden göstereyim. İşte i̇ğneden modelimiz arkadaşlar bu şekilde. Bir de ters tarafından gösterelim. Şöyle ışığı da fazla patlamaması için uzaklaştırdım arkadaşlar. Evet bakın şöyle ütülendiği takdirde arka tarafından hafif daha da bunlar böyle yapışacak arkadaşlar zarifleşecek. orta kısmından bastırayım Evet beğenimi yorumlarınızla destek olursanız sevinirim Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın